ülkemizin kalkınma hamlesinde yeni başarıları hep beraber yakalayacağız. Ben Bilişim Vadisi İzmir'in bu manada İzmir'imize, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu çalışmada, bu projede emeği geçen başta Sayın Başbakanımız olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyor. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ederiz. Müjdeleri için bir kez daha alkışlayalım Sayın Bakanımızı, İzmir'imize ve Türkiye'mize bu önemli katkılarından dolayı. Kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, küçük hayaller küçük dünyalar, büyük hayallerse büyük dünyalar kurar. Aslında hayal etmek çok önemli ama hayal ettiğiniz kadar inanmanız da gerekiyor. İnanç tek başına yeterli gelmeyebilir çünkü Elif misali olmalı insan. Çünkü o inanç sizleri doğru insanlarla birlikte azimle buluşturuyor. İnanç bir noktada sizleri Elif misali kılıyor, bir eğiliyor. Çünkü kadere biz iman ediyoruz. Ama biliyoruz ki gelecek bugünden yazılacaksa medeniyet de bu topraklardan ihya olacak. Görev yaptığı her alanda inancıyla, azmiyle bu memlekette, bu topraklarda insanımızın gönlünü fethetmiş bir isimdir o. Görev yaptığı her alanda bizim için, bu toprakları için gece gündüz çalışmış kişidir. Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım Beyefendi'yi alkışlarınızla, huzurlarınıza davet ediyoruz. Kaymakçı. Kaymakçı. Ya şimdi güzel bahçeye gideceğiz. Açık havada onları yaparız. Bırakın güzel şu. Hamza, bunları ne yapacağız? Yolların, ne dedik, 20 senedir dilimde tüy bitti. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur. Evet, değerli İzmirliler, değerli protokol, hanımefendiler, beyefendiler, bugün İzmir için, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü için, Urla'mız için büyük bir gün. Yıllardır hayal ettiğimiz, planladığımız bir projenin ilk adımını atıyoruz. İnşallah değerli Bakanımız Mustafa Varank Bey'in gayretleriyle bugün ilk harcı koyuyoruz. Bilişim Vadisi'nin İzmir'deki bölümü. Bazıları diyor ki arkadaşlar, efendim Bilişim Vadisi'nin merkezi niye İzmir'de değil? Niye Muallimköy'de? Arkadaşlar, artık bilişimde mekanın ve zamanın önemi yok. Öyle bir dünyaya geldik ki bu dünyada nerede yaşarsanız yaşayın, hangi zaman diliminde olursanız olun, gece gündüz 7/24 iletişim var. 300 yıl insanlık tarihi için önemli. 1700'lü yılların ortalarında dünyada bir değişim başlıyor. O değişim nedir? Buharlı makinanın icat edilmesi.
Aslında bu değişim olurken dünyanın büyük bir kısmı ne olduğunun farkında değil. Hayatlarını nasıl değiştireceğinin farkında değil. Onlar tarım toplumu, göçebe hayatını ve fetihlerle uğraşmaya devam etmiş. 100 yıl sonra bir adım daha ileri gidiliyor. Bu sefer içten yanmalı motorların insan hayatına girdiği ve teknolojinin bir adım daha ileriye çıktığı dönem. Biz buna ikinci sanayi devrimi diyoruz. 3. sanayi devrimi de 20. yüzyılın ortalarında başlıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra artık makinelerin insan beyniyle entegre olduğu, makinelere bilişimin, teknolojinin, yazılımın, robot teknolojilerinin dahil olduğu, kitlesel üretimin yapıldığı bir alan başlıyor. Bu da 3. sanayi devrimi. Bu 3 dönemi ne yazık ki biz ıskaladık. Sadece kullanıcısı olduk. Şimdi önümüzde bir altın fırsat var. Türkiye olarak. 21. yüzyıl, dijital çağ, bilgi iletişim çağı, bilgi ekonomisi çağı, ne derseniz deyin. Yani artık bilginin güç olduğu, alın terinin yerine akıl terinin geçtiği bir dönemden bahsediyoruz. Bu dönemde gelişmiş ileri sanayi ülkelerinin bir avantajı yok. Bu dönemde yetişmiş genç beyinlerin kaynak olduğu bir ülke, o da Türkiye. Ben hatırlıyorum 2008'de 3G mobil lisanslarını verirken Ar-Ge mühendisi çalıştırma mecburiyeti getirmiştik. Aman bir itirazlar, bir dirençler, anlatamam. Biz oturduğu yere insanlara niye para vereceğiz? En az 1000 tane Ar-Ge mühendisi olacak demiştik lisans alan operatörlere. Müthiş bir sorun çıkarmışlardı. O gün ısrarla üzerinde durduğumuz bu konu daha sonra Türkiye'nin bilişimde, iletişimde, teknolojide hızlı olarak gelişmesinin önünü açtı. Ve işte az önce değerli bakanımız rakamlardan bahsetti. Teknoloji geliştirme merkezleri, Ar-Ge projeleri. Ar-Ge geçmiş dönemde de hep planlarda yazılıdır. Ar-Ge faaliyetleri, Ar-Ge faaliyetleri. Bir bakarsın devletin kendi kurumları tarafından yapılan çalışmalar, sıradan çalışmalar Ar-Ge faaliyeti gibi algılanıyor. Asıl Ar-Ge faaliyeti özel girişimciler tarafından yapılırsa bir anlam ifade eder. O zamanlar 20'ye 80'di, bugün %60'lara gelmiş. Bu önemli bir gelişme. Tersine dönmesi lazım. %80'i, %90'ı özel sektör, %10'u, %15'i kamu tarafından yapıldığı zaman bu Ar-Ge faaliyeti katma değere dönüşür ve ülke ekonomisine çok daha büyük katkı sağlar. Değerli katılımcılar, evet, gelişmiş ülkelerin Ar-Ge bütçelerine baktığımız zaman bütçenin %2,5'u, 3'ü, 4'ü civarına yükseldiğini görüyoruz. AK Parti iktidara geldiğinde Ar-Ge faaliyetlerine harcanan, o da tam anlamıyla Ar-Ge olmamasına rağmen 0,4'tü.
Bugün zannediyorum rakam 1'e yaklaştı. 1.03 noktasına gelmiş. Ama hedefimiz bunu 2'ye katlamak. 2-2.5 seviyesine çıkarmak. Demek ki önümüzde daha gidecek çok yol var. Bu yol aslında zamanı kısaltarak refahı elde etme yoludur. 100 yılda yapacağınız işi 20 yılda yapar hale geliyorsunuz. Örnek mi istiyorsunuz? 150 yıllık şirketler var. İsim vermeyeyim, reklam olur. Dünyaca bilinen şirketler bugün büyüklük olarak ilk 10'da yer alamıyorlar. İlk 10'da yer alan şirketler kim? Bunlar hangileri? 30 yıl önce kurulan bilişim şirketleri. Teknoloji şirketleri bugün 350-400 milyar dolar ciroya erişmiş vaziyetteler. Bu rakam dünyadaki 100 ülkenin gayri safi milli hasılasından daha fazla. Nereden geliyor? Akıldan geliyor. Sermaye, büyük paralar yatırmak, fabrikalar kurmak, krediler almak, borçlanmak yok. Akıl teri olduğu zaman her şey kendiliğinden geliyor, katlanarak büyüyor, büyüyor, büyüyor. Az önce bir oyun işinden bahsetti. 2 tane, 3 tane genç kafa kafaya veriyor. Bir yazılım geliştiriyor ve bunun dünyaca bilinir hale geliyor. Erken satmışlar. Keşke satmasalardı. Kalsalardı bu sefer milyarı konuşacaktık. Ama biraz tez parayı görünce tez canlı hareket etmişler. Olsun, yeni girişimleri olacak. Yeni akıl terleriyle yeni projeleri hayata geçirecekler. Bir öncüdür, bir örnektir. Turgut Özal'a Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Bu güzel yeri düşünmüş, tahsis etmiş. 30 bin dönüm hatırlıyorum. Büyük bir alan ve İTE, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de öyle hani üniversiteler arasında bir üniversite değil. Kemiyete önem veriyor. Öğrenci sayısını arttırayım, daha da büyüyeyim gibi bir hedefi yok. İhtisaslaşmayı esas alıyor. 6600 civarında öğrencisi var. Ama dünya teknoloji üniversiteleri, ihtisas üniversiteleri arasında hem yukarıya doğru tırmanıyor, hem de ülkemizin üniversite sıralamalarını iyileştiriyor. İzmir'in tabii marka değerine de çok büyük katkısı var. Ben rektörümüze Yusuf hocamıza teşekkür ediyorum gayretlerinden dolayı. Evet, bu işin esası ta yani buranın bir bilişim, teknoloji, Ar-Ge merkezi olarak kümelenmenin tarihi 2005'lere, 2006'lara gider. O zaman buralara geldik. Burada operatörleri topladık. Buralar çok etkilendiler. Gayet güzel, her taraf yemyeşil, pırıl pırıl. Tertemiz havası var ve burada biraz nazlanarak geldiler. Hatır gönül işi olarak geldiler ama sonradan sevdiler. Buralarda işlerini büyüttüler. İşte anlatıldı, şimdi ihracat bile yapar hale gelmişler. Önü açık, iklim olarak, coğrafya olarak çok güzel bir yer. Ben bu bilişim vadisinin İzmir'deki kısmının bir başlangıç olacağını düşünüyorum. Bunun çok çok büyüyeceğini, Muallimköy'le de yarışacak noktaya geleceğine inanıyorum. Orası da bizim, burası da bizim. Zaten aradaki köprüyü de çok iyi kurduk. Osman Gazi'nin yanında, oradan çıkacaksınız. 3 saatte buradasınız. Buradan birkaç sene sonra hızlı trenle yine 3 saatte Ankara'dasınız. Ankara'dan 3 saatte İstanbul'dasınız.
8-9 saatte Türkiye'nin 3 büyük kentini gidip dolaşıp geleceksiniz. Hem de uçakla değil, karayoluyla gideceksiniz, trenle gideceksiniz. Yani İzmir dünyanın incisi, Türkiye'nin batıya açılan kapısı İzmir, gittikçe cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Bunun için bu güzel hizmete öncelikle vizyonuyla, liderliğiyle ön ayak olan Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. O zaman Muallimköy'le başlayan, daha sonra İTE ile devam eden Faruk Bey, Mustafa Bey'den önceki bakanımız Faruk Bey başlattı çalışmaları. Mustafa Bey onu hızlandırdı ve bu temel atma noktasına getirdi. Etap etap yapılacak. Şimdi birinci etabın temelini atıyoruz. Mimari de öyle sıradan binalar seçilmemiş. İzmir'in, Urla'nın, vadinin özelliğine uygun, çevre dostu, ruhu olan mimari tercih edilmiş. Bunun için de teşekkür ediyoruz. Şimdi bütün bunları söyledikten sonra birkaç sözde genel görünümle, bölgesel değişimle ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Değerli İzmirliler, değerli kardeşlerim, İbni Haldun diyor ki coğrafya kaderdir. Ne zaman? Ta 11. asırda söylüyor. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Etrafımızda bir adeta bir ateş çemberi var. Yıllardır güneyde, Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de ve hala devam eden Libya'daki sorunların en büyük mağduru biziz. Şimdi bütün bunlar yetmiyormuş gibi şimdi de kuzeyimizde, yani buradan ...300 kilometre kuş uçuşuyla Ukrayna, Rusya'da Karadeniz'in kuzeyinde büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Ne için olduğu belli olmayan, hangi hedefin olacağı bilinmeyen insanların, sivil insanların hayatını kaybettiği, günahsız çocukların yok olduğu bir büyük dramdan bahsediyoruz. Bundan bize ne diyemeyiz. Çünkü en büyük tehdit, en büyük risk bizim riskimizdir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Ukrayna ve Rusya bu iki ülkeyle bizim yıllık ticaretimiz 40 milyar dolar. Ve bu iki ülkeyle bizim enerji, tahıl ve lojistik anlamında çok büyük ilişkilerimiz var. Yani Avrupa ve Asya coğrafyasına yönelik faaliyetlerimizin birçoğu burayla ilgili. Bırakın bizi, Rusya ve Ukrayna dünyanın gıda ambarıdır. Bütün dünyayı besleyen tahılların, yağlı tohumların yetiştiği en önemli yerlerden biridir. Şimdi böyle bir kaynak tehdit altında ve yok. Bu ne demektir? Bölgemiz başta olmak üzere bütün dünyanın enerji güvenliği, gıda güvenliği tehlike altında. O halde ne yapmak lazım? Bir an önce bu savaşı, bu krizi sona erdirmek lazım. İşte buna yönelik de hiçbir hesabı olmayan, tamamen barışı hedefleyen Sayın Cumhurbaşkanımız son bir ayda
40'tan fazla dünya lideriyle ya yüz yüze ya da telefon diplomasisiyle görüşmeler yürüttü. Gerçekten bu savaşın başlamaması için büyük çaba sarf etti. Olmadı, sona erdirmesi için de çabalarını sürdürüyor. Ve bugün adım adım Türkiye'nin samimi, herhangi bir art niyeti olmadan bu işleri yaptığı daha iyi anlaşılır hale geldi. O yüzdendir ki bugün artık her iki ülkenin barış müzakerecileri İstanbul'da bir araya geldi ve burada bu krizin sona ermesi için müzakere ediyorlar. Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Dünyanın barışına, refahına, huzuruna sahip çıkan kurum da kalmadı, birlik de kalmadı. Birleşmiş Milletler yok. Aciz içinde. Cumhurbaşkanımız dünya beşten büyüktür derken fantazi yapıyor diyenler bugün gerçeği daha iyi görüyorlar. 1948'de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan Birleşmiş Milletler ne yazık ki o günün şartlarında kendi kendilerine yetki veren beş ülke. Kimse bunlara bu yetkiyi vermedi. Oturmuş yazmışlar, biz Güvenlik Konseyi'nin daim üyesiyiz. Bizim birimizin istemediği hiçbir şey olmaz. E şimdi tam bir kara mizah. Sorunun taraflarından biri Güvenlik Konseyi üyesi ve kendisi kendi konusunda karar vermesi isteniyor. Yani tamamen bir garabet durum. Bütün bunları ortadan kaldıracak bir reforma, bir değişime ihtiyaç var. Bu dünden bugün daha acil hale gelmiştir. Daha adil bir dünya, daha yaşanır bir dünya, daha fazla huzur için bütün milletlerin her türlü ön yargıyı bir kenara bırakarak bu doğrultuda bir araya gelmesinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bugünler değerli İzmirliler, değerli kardeşlerim, bugünler birlik ve beraberliğimizin çok ama çok önemli olduğu günlerdir. Çünkü biz ne zaman yerli ve milli imkanlarımızı arttırırsak o zaman güçlü hale geliriz. İşte bizim savunma sanayimizin geldiği nokta bunu teyit ediyor. Bugün geliştirdiğimiz savunma araçlarımız hem Karabağ'da hem Ukrayna'da önemli başarılara imza atıyor. Amacımız biz savaş değil. Amacımız barış, kardeşlik. Ama biz biliyoruz ki hazır ol cenge istiyorsan sülhü sükun. Güçlü olmamız lazım. Kendi kendimize yeterli olmamız lazım ki herhangi bir tehditte gereken adımları atabilelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda elimizi ayağımızı bağladılar. Aklımız başımıza geldi. Savunma sanayimizi kurduk. Ve nihayet bugünlerde yine biz kendi savunma sistemimizi güçlendirelim dediğimizde yine ambargolarla karşı karşıyayız. Bundan sonra da aynısı olacak. Osmanlı'da da aynısı olmuştu. Sipariş ettiğimiz gemileri vermemişlerdi. O halde ne yapmamız gerekiyor? Kendi kendimize yeterli hale gelmemiz gerekiyor. Güçlü hale gelmemiz gerekiyor. Bunun yolu da birlikten, beraberlikten, kardeşlikten geçiyor. Buna da gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. İşte bu duygu ve düşüncelerle akıl terini bilgiye, bilgiyi güce dönüştürecek bu önemli merkezin açılışının başlangıcı olan temel atmasının İzmir'imize,
ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve emeği geçen, başta bu vizyonu ortaya koyan değerli Cumhurbaşkanımıza, geçmiş dönem sanayi bakanlarımıza, İzmir milletvekillerimize ve Sanayi Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve ekibine de huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Açılan, başlanan her iş istihdam demektir, aş demektir, iş demektir ve burada çalışacak arkadaşlarımız hem maaşetlerini kazanacak hem de İzmir ülke ekonomisine katkılar sağlayacaklardır. Bundan sonra ard arda İzmir'le ilgili daha güzel haberlerde, daha güzel etkinliklerde bir araya geleceğiz. İzmirlilere müjdelerimizi teker teker vermeye çalışacağız. Bu duygularla hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet. Başbakanım, sizi hemen uğurlamayalım Sayın Başbakanım. Sayın Başbakanımızın hemen yanlarına Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, il başkanlarımız, Sayın Rektörlerimiz, Sayın Ali Taha Koç Beyefendi, KOSGEB Başkanımız, Türk Patent Birliği Başkanımız, Bilişim Vadisi Genel Müdürümüz, Emniyet Müdürümüz ve kıymetli komutanlarımızı da sahneye davet edelim. ARGE Teşvikleri Genel Müdürümüzü de sahneye alalım efendim, temel atma törenimiz için. Sayın Başbakanım, mikrofonu size hemen verelim. Sizin dualarınızla bu işi başlatmış olalım. Evet. Hazır mıyız? Bir dakika, bitmedi. Hemen çıkmayın. Yüklenici. Gel böyle. Biraz. Yüklenici. Firma, gel bakalım şöyle. Ne zaman bitiyor? 31 Mart 2023 Cuma günü. Bunu sen bunu 31 Aralık. Sayın Başbakanımız ne zaman biteceğini sordu. Firmamız dedi ki 31 Mart 2023 ama talimatı verdi Sayın Başbakanımız. İnşallah 31 Aralık 2022'de burayı bitireceğiz. Evet, sene bitmeden inşallah burada bitmiş olur. Tamam bir dakika. Evet, şimdi Kaymakçı hazır mıyız? İzmir hazır mıyız? Ses tabii az gelir. Bu kadar bağırdı çağırdılar. Sermayeyi azalttılar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Bismillah. Bilişim Vadisi İzmir temel atma törenimiz gerçekleşmiş bulunmakta. Sayın Başbakanımıza, Sayın Bakanımıza, kıymetli katılımcılara çok çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin geleceğinin inşa edildiği bu coğrafyalarda medeniyetimizin daha refah bir dünyaya da sebebiyet vereceği inancıyla sizleri saygı ve sevgilerimize selamlıyoruz.